Bebeğinizle siz de gerçekten çok iyi durumdasınız. Amma uğraştık be. Bir ayran koy bakalım Ferhat'ım. Oh. Ver bakalım. Vay. Tamam kâfi. Oh. Ne gülüyorsun lan köftor? Ayran bıyında kaldı. Peki benim bıyım ne zaman çıkacak? Baba olunca mı? Baba olunca çıkar bıyık. Sonra böyle bir oğlun olur. Ayran içince geçer karşına. Kalk kalk güler. Umarım geç kalmamışsındır aldırmak için. Sanmam. 10 dakikalık bir operasyonla hallolur. Sıkıntı olmaz yani. Ben sana bir sandalye getireyim. Hemen durun, ben çıkartırım. Tamam, tamam. Ondan pamuk alsam yeter. Tamam. Benim artık çıkmam lazım buradan bir an evvel. Evet, doktor bey çıkabileceğinizi söyledi. İşlemleri başlattık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Acele etme, acele etme. Tamam. Tamam, bırak hallederim ben. Tamam, bu zamana kadar durdum tek başıma ayaklarım üzerinde. Yine dururum, sen merak etme. Bırak. Biliyor muydun? Bu konuyla alakalı ilk söyleyeceğin şey bu mu? Biliyor muydun? Bu mu? Bağırma bana. Bana sakın bağırma, duydun mu beni? Sana soru sordum, cevabını verdin. Bilmiyordum. Bağırma diyorum sana. Canım bağırmak istiyor. Bir sakıncası mı var? Bağırmak istiyorum ben. Evet, bilmiyordum. Ben de meraklı değilim sen gibi bir adamdan çocuk sahibi olmaya, tamam mı? Ayrılmıyor muyuz? Ayrılalım. Bitsin. Gitsin bu iş. Lütfen beni şimdi evime bırakır mısın? Ne varmış bende? Ne? Yok söyle. Söyle ne varmış bende, söyle. Ne diyorsun Ferhat, anlamıyorum. Hani dedin ya senin gibi bir adamdan çocuk sahibi olmak istemem diye. Evet doğru. Bir an çocuğu duyduğun zaman doğru diyeceksin diyordun koptu. Gerçekten. Yani düşünsene çocuk bir yaşına gelmiş doğum günü. Ne hediye alacaksın çocuğa? Silah mı, oyuncak silah mı?
Ya da eğitim çağına gelmiş okul yılları, öğretmeni zayıf not vermiş. Ne yapacaksın? Gideceksin okula, adamın kafasına silah dayayıp sen benim oğluma nasıl zayıf verirsin lan mı diyeceksin? Sıkmayı mı öğrenecek çocuk? Ya da arkadaşları sorduğunda baban ne iş yapıyor diye. Ne diyecek çocuk? Tetikçi demeyi de bilmez. Silahşör mü diyecek? Aynen. Aynen haklısın. Doğru söylüyorsun yani. Hayret, hak verdin bana. Ne büyük şeref. Çünkü ben senin o sevgilicilik oynadığın muhallebi çocuklarına benzemem ha. Duydun mu beni? Benzemem yani ben onlara. Doğru söylüyorsun. Onlardan iyi baba olur. Bizden olmaz. Biz sıkıntılı adamız çünkü. Vallahi ben onlardan baba olur mu olmaz mı bilmem. Umurumda da değil. Ama senden olmayacağı kesin. Görüyorum. Hadi. Ah. Hadi bakalım şimdi bitirelim şu işi. Şimdi seni evliliğe zorlamamdan tabii nedenlerine kadar anlatmaya başlayacaksın. Benim için sıkıntı yok doktor. Harbi sıkıntı yok yani. Ben girerim de çıkarım da hiç fark etmez. Hani sen bana dedin ya 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Kaç yılsa işte, hatırladın mı? Ben içeri girecektim, sen de beni içeride görmenin hazzını yaşayacaktın. Yalnız bir sıkıntı var. Sen beni görmeye geldiğinde ben çıkmayacağım. Yani sana o hazzı yaşatmayacağım ben. Anladın mı beni? Sonra içeri girerim. Bebeği aldırırsın. Aldırırsın değil mi? Bir sene yattıktan sonra da tek celsede boşanırız zaten. İyi anlatıyorsun. Çok güzel anlatıyorsun. Devam et. İyi bir doktorsun. İyi bir cerrahsın yani. Hı-hı. Hastaneler seni havada kapar. Ev işi de kolay. Harika fikir. Bravo. Devam. Kendini masum hissetmek için o kedicikli pijamalarını giyersin üstüne. Elinde kahve kupan. Arkadan çalan gıy gıy müzik. Hayvanlı terliklerini de geçirdin mi altına? Hayvanlı terliklerim. Artık. Çok severim. Artık. Çok severim. Hep giyerim. Evet, devam. Arkadaşların gelir. Böyle senin ellerini böyle iki ellerin arasına alırlar. Neler yaşamışsın öyle? Ah canım benim. Seni çok iyi anlıyoruz. Kardeşim benim falan derler işte sana. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi ben? Söyle. Dürüst bir öfke iki yüzlü sevecenlikten kıymetlidir. Doğrudur. Sen şu an öfkelisin. Evet, hatta öfkenin esirisin. Ama maalesef dürüst değilsin Ferhat. Tedaviden vazgeçmiştin doktor. Unuttun mu? Yok, unutmadım. Bitirdim hatta. Evet. Şimdi anlat. Hadi. Geliyor. Anlat. Bir sorun mu vardı? Var. Bir sorun var. Ben biraz sıkıntılı adamım da. Doktor benim sıkıntılarımı anlatacak şimdi size. Bir sorun yok memur bey. Teşekkürler sana. Devam edebilir miyiz? Var. Yok. Devam edebilir miyiz lütfen? Hadi kardeşim hadi. Bekleme yapma. Devam et. Kusura bakmayın. Ferhat hadi. Evimin yolunu geçtik Ferhat. Döner misin? Nereye götürüyorsun? Eve. Ben evime gitmek istiyorum Ferhat. Döner misin lütfen? Senin bir evin var zaten. Orası benim evim değil. Bu saatten sonra da olamaz zaten hiçbir şekilde. Lütfen beni evime götürür müsün? Ya da bırak, ben yoldan bir taksiye biner giderim. Senin bir evin var dedim. Ben de benim bir evim var dedim. Lütfen döner misin? Ben evime gitmek istiyorum. Boşanıyoruz biz, farkında mısın? Boşanana kadar benim soyadımı taşıdığın sürece ben ne dersem olacak, o kadar. Sana sadece sabredeceğim Ferhat. Sadece sabredeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.